Yıl 1905. İsviçre'nin Bern kentindeki saat kulesi biraz geri kalmıştı. 2 dakika kadar. Bu nedenle kulenin yakınlarında yaşayan bir adam işe gitmek için her gün uyandığı saatte uyanamadı. Geç kaldığını fark edince biraz sinirleri bozulmuştu. Giyinip hazırlanması, kahvesini içmesi normalden biraz uzun sürdü. Önceki günlere göre 5 dakika daha geç evden ayrıldı. Tam sokağın karşısına geçerken bir bankacının arabası da karşıdan geliyordu. Adam geç kalmanın da sersemliğiyle arabanın geldiğini fark edemedi. Araba ona çarptı ve adam öldü. Şimdi bu kişinin Albert Einstein olduğunu düşünün. O yıl yani 1905'te Einstein'ın 4 makalesi yayınlanacaktı. Ve bu makaleler modern fiziğin temelini oluşturan makaleler. GPS, TV ekranları, taşınabilir bilgisayarlar yaratmamızı sağlayan yarı iletkenler gibi yenilikler asla olmayacaktı. Bir araba kazası bunların hepsini yok edecekti. Bilgisayar, laptop, cep telefonu bunlar olmayabilirdi. Hatta bu video bile. İşte bu olaylar silsilesine kaos teorisinin temelini de oluşturan kelebek etkisi diyoruz. 100 yıllar boyunca dünyayı anlayabilmek için Isaac Newton'un klasik fizik yasalarını kullandık. Bu yasalara göre bir cismin mevcut durumunu biliyorsak, gelecekteki halini de görece tahmin edebiliriz. Kaos teorisi işte bu determinist yaklaşımı sorguluyor. Yani evrendeki her şey öyle saat gibi kolay tahmin edilebilir değil. 1800'lerden itibaren matematikçilerin ileri sürdüğü bir fikir var. Her olay Newton yasalarına göre tahmin edilemez. Ama hava bilimci Edward Lorenz, kaos teorisini daha görünür hale getirdi. Aslında her şey Lorenz'in hava durumunu tahmin etmek için matematiksel bir model üzerinde çalıştığı 1961 yılında başladı. Lorenz bilgisayarına sıcaklık, nem, basınç ve rüzgar yönü gibi verileri girdi. Hava durumunun nasıl olacağını gösteren bir grafik çizdirdi. Grafik her seferinde doğru sonuçları göstermese de gerçek hava durumuna yakın bir sonuç çıkarıyordu. O sabah Lorenz bazı sonuçları kontrol etti. Bilgisayara verileri kendi kafasına göre girdi. Grafiğin çizilmesini beklerken kahve almaya gitti. Döndüğünde orijinal grafikten bambaşka bir sonuçla karşılaşmıştı. Çizgi en başta benzer bir şekilde ilerlerken daha sonra farklılaşıyordu. Verileri girerken virgülden sonraki 3 basamağı yazmayı unuttuğunu fark etti. Bu küsurat bile grafiği bambaşka bir hale getirmişti. Aslında aradaki fark, Eyfel Kulesi'ndeki bir toz zerresi ya da bir kuş tüyünün ağırlığı kadar önemsiz bir fark. Lorenz bu olaydan önemsiz gibi görünen küçük farkların bile zaman içinde muazzam bir değişime neden olduğu sonucunu çıkarmıştı. Bu da her şeyin tahmin edilemeyeceği anlamına geliyordu. Yani Ankara'da bir kelebeğin kanatlarına çırpması Akdeniz'de bir fırtınaya neden olabilirdi. Bu da demek oluyor ki evrendeki tüm atomların yerini ve hızını belirleyebileceğimiz mükemmel bir ölçüm yöntemine sahip değiliz. Ve işte buradaki ufak hatalı ölçümler de tahmin yürütmemizi zorlaştırıyor. Ancak kaos ile düzensizlik aynı şey değil. Kaos tahminleri zorlaştırsa da evrendeki olaylar öyle rastgele olmuyor. Bir sebep-sonuç ilişkisini takip ediyor. Ne kadar kaotik görünürse görünsün, düzen her zaman belirli noktalara doğru bir yol izliyor. Mesela Lorenz'in hesaplamalarında kullandığı şu modele bakalım. Buradaki motifler bir kelebeğin kanatlarını andırıyor. Buradaki kaosun motiflerini anlamanın pratik bazı uygulamaları var. Mesela bu bize borsada krize neden olabilecek bir dalgalanmayı gösterebilir. İşte bu yüzden tahminlerden değil de daha çok olasılıklardan söz edebiliriz. Mesela insan bedeninde kalp atışındaki aritmiyi anlamamızı sağlayabilir. Kaotik motifler insan davranışlarını incelememize de yardımcı olabilir. Sosyal medyadaki trollerin tek bir olumsuz yorumla nelere yol açabileceğini düşünün. İşte size kelebek etkisi. Evren sebep-sonuç ilişkisine uygun olarak var olmaya devam ediyor. Güneş her sabah doğmaya devam edecek. Ürettiğimiz uçaklar da uçmayı sürdürecek. Kaos teorisi ise evreni anlama serüvenimize belirsizlik katmaya ve bilgimizin sınırlarını yüzümüze vurmaya devam edecek.